Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat Bozdoğan. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi evlerin arasındayım. Bir bölgeye geldim, işim vardı burada, Flavil'deyim. Aceleden bir iş çıktı, onu da yaptım bugün şükür. Ve kendi kendime dedim, ya Murat, buraya gelmişken aç kamerayı, Flavil'i de göster. Yalnız Flavil'in yan sokaklarına geldik. Şuradan bir döneyim ben, Flavil'in içinden geçeyim de merkezi görün. Arkadaşlar, kapatmayın. Çok güzel, çok şirin. Gerçekten çok şirin evler var. Ben biraz evvel merkezden geçtim. Kendi kendime dedim, yani buradan muhakkak video yapmam lazım arkadaşlara. Evet, buradan aşağı doğru iniyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. İsviçre'nin doğasını seyrederek. Evet değerli arkadaşlar, değerli seyirciler, yeni gelen aboneler, hoş geldiniz, sefa getirdiniz kanalıma. İyi ki varsınız. Kanalımı yeni keşfeden arkadaşlara da rica ediyorum, sizler de abone olursanız gurur duyarım, sevinirim. Şimdi ben hepinize teşekkür ediyorum. Biraz evvel söylediğim gibi arkadaşlar, ben bu videoları müşterilerden müşteriye giderken yapıyorum. Biliyorsunuz, cumartesi pazar boş zamanlarımda yapıyorum. Yani inanın bana, çok boş vaktimi YouTube'a ayırıyorum. Başka bir şeye zaten zaman kalmadı. Maalesef. Kilo aldım. Eskiden spora gidiyordum. Spora da zaman kalmadı. Artık nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz ben de bilmiyorum. Yalnız muhakkak kilo vermem lazım. Bu böyle devam etmeyecek. Ama biliyorum, spora başlarsam bu sefer YouTube'a zaman kalmayacak. Burada da kaldım, çıkamıyorum. Şimdi büyük kamyon geliyor. Çıkarsam o benden çok kuvvetli, o beni yer. Yok, bu kamyona karşı şans yok. Skoda'yı da bekleyelim. Şimdi çıkalım ve Flavil'in içine doğru yol alalım. Evet, burada biraz evvel söylediğim gibi çok şirin evler var arkadaşlar. Bakın, rengarenk evler var ve içinden geçeceğiz şimdi. İçi daha şirin. Nerede kalmıştık arkadaşlar? İnanın bana, gerçekten çok zaman ayırıyorum. Eve gelince bunların montajları, kapakları filan fincan bayağı yani zaman alıyor. Şimdi ağlanmak istemiyorum ama benim sorunum şu, kilo aldım. Kilo aldım. Muhakkak kilo vermem lazım. Akşamları da şeytan devamlı dürtüyor çikolata yideye. Dün inat ettim şeytana, yemedim. Ve bundan sonra da yemeyeceğim. İnat edeceğim. Muhakkak şöyle bir 15 kilo versem gerçekten çok rahatlayacağım. Beni çoktan beri tanıyanlar bilir. Ben akciğer hastalığı geçirdim, kanser geçirdim. Benim maalesef %65 gibi bir akciğerim var. Koşma falan kalktığım zaman ben nefes nefese kalıyorum. Yani dağlara, taşlara artık eskisi gibi tırmanamıyoruz. Tabii 4. 5. fitese takımlıyorlar ama 2. viteste gidiyor. Yavaş yavaş Murat Bozdoğan da çıkıyor. Evet, inşallah buralarını beğenirsiniz arkadaşlar. Bakın, rengarenk evler var. Bunlar benim biraz evvel hoşuma gitti. Dedim ya, bu çeşitli evleri, bakın mavi var, türkis var, sarı var, kırmızı var. Her türlü renk burada belediye başkanı müsaade vermiş. Yani o renkli kuşlar olur, papagay deniyor burada. Türkiye'de ne deniyor acaba? Onlara benziyor evler. Her türlü renk var. Yeşili, sarısı. O boyalı kuşlara benzemiş bu köy. Ve çeşit türlü evler var. Bakın, yenisi, eskisi, karma karışık. Bakın, solda eski, sağda hemen şu kahverengi gibi bir şey, böyle aynalı, modern. Bu yeni. Ve hemen arkasından eski bir ev geliyor. Yani tam karışık. Bakın, burada solda çok eski bir ev var. Onun yanındaki bina yine yeni. Bu sağdaki yeni. Onun için yani ben enteresan dedim. Burasını arkadaşlara muhakkak çekmem lazım dedim. Ve kamerayı açtım arkadaşlar. Yani bu görüntüleri görürseniz iyi olur dedim. Biraz sonra da şimdi biraz sabrederseniz
Çok güzel yemyeşil bir manzara göreceksiniz. Tabii bakın ileride kilisesi var. Kilisesi eksik olmaz. İsviçrelilerin. Bisikletliler, motorcular, onlar da yollarda. Şu gelen eve bakın arkadaşlar. Bambaşka bir ev değil mi? Yani. Bambaşka bir ev. Yok, kıza bakmayın, eve bakın. Yanlış anlaşılmasın şimdi, ayıp olur. Bu amcam burada kontrol mü yapıyor, ne yapıyor? Resim çekeceksen söyle de gülelim. Bakın arkadaşlar, daha köyü çıkıyorum, daha rengarenk evler. Yani gerçekten çok 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 enteresan bir köy. Onun için kendi kendime dedim ya, ben burasını dedim arkadaşlara çekmem lazım dedim. Ve Flavili geçmiş oluyoruz arkadaşlar ve size söz verdiğim gibi bakın yemyeşil bir doğaya geliyoruz. Yani böyle aniden her yer yemyeşil oluyor İsviçre'de. Yalnız maalesef iki aya kadar filan bu ağaçlar, kaçıncı aydayız, 2,5 aya kadar filan bunlar yapraklar döküldü mü? Sonbaharı da çok güzel. O zaman da tabii bayağı bir videolar yapmamız lazım. Muhakkak drone videoları yapmam lazım. Onlar çok güzel oluyor. İnşallah vaktim olur, yapabilirim. Sıkıntı işte vakit arkadaşlar, vakit. Yani biliyorsunuz %100 bir de çalışıyorum. Bu tür videoları bilhassa müşteriden müşteriye giderken vaktim olduğu için, şirket de bana bu müsaadeyi verdiği için böyle oluyor. Şimdi ben buradan Golsav'a doğru yol alıyorum. Buralarını tanıyanlar, beni Ankara'dan seyredenler var. Buralarda yaşamışlar, gezmişler, tozmuşlar, çalışmışlar, para kazanmışlar. Türkiye'ye temelli dönüş yapmışlar. Şimdi isim söylemeyeyim çünkü müsaade almadım. Ama Ankara'dan var birisi, buralarda yaşamış. Kendisi şimdi anladı kim olduğunu. Kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Buradan ben şimdi Niederdorf, Golsav'a doğru yol alıyorum. Bakın, biraz evvel nasıldı köy, şimdi nasıl, nerelere geldik? Hemen hep böyle yemyeşil oluveriyor. Bazı evler var, terk edilmiş. Herhalde eskiden çiftlik miydi, neydi? Artık içinde kimse yaşamıyor. Öyle her evi de burada yıkamazsınız arkadaşlar. Bazı evler yıkılmıyor burada. Yasak, yıkamazsınız. Çok eski olduğu için, tarihi olduğu için evi yıkmak yasak. İçini yeni yapmak serbest. Ama duvarlar kalması lazım. Evet, bu arada Golsav'a geldik. Bakın burada Hasan Mühle Golsav, burada un üretiyorlar. Mühle Türkçe artık ne oluyor bilsem. O kadar Türkçem olsa ben televizyonda spiker olurdum. Maalesef o kadar Türkçem yok, kusura bakmayın. Neyi meşhur buranın? Elma ağaçları meşhur. Kanton Thurgau, Kanton St. Gallen. Arkadaşlar elma ağacı, elma ağacı, elma ağacı. Bakın hep elma ağacı, elma ağacı, elma ağacı. Bu büyük ağaçların elmalarından genelde elma suyu yapıyorlar. Özel küçük ağaçlar var. Onlar süper yenmesi için süper tatlı, yani lezzetli elma oluyor. Çeşit türlü. Onları da satışa veriyorlar. Migros, Coop, Aldi, Lidl bunlara veriyorlar. Şimdi tabii bir de mısır büyüdü. Bakın burada sol tarafta var ama siz göremediniz galiba. Sağ tarafta mısır tarlası var.
Mısırı da burada arkadaşlar kendi dil hayvanlara yem olarak. Çünkü İsviçre'nin mısırı süt mısırı değil, böyle yabani bir mısır, sert. İstersen 5 saat kaynat, yemezsin arkadaş. Yemezsin yani. Evet, bu arada Gosova geldik. Gosova'nın içine doğru ilerliyoruz. Yarın da buradayım ben. Yalnız yarın burada kursum var. Kursa geleceğim. Buradan sola sapılıyordu, evet. Buradan sola sapılıyordu. Motorluya dikkat et Murat. Evet, şurada ileride benim işim var. Arkadaşlar teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için. Allah razı olsun, varsınız. Beğendiyseniz, bir like verirseniz sevinirim, gurur duyarım. Abone olmadıysanız, abone olursanız daha çok sevinirim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler diyorum. Sıhhatinize dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.